İkinci Dünya Savaşı yıllarında görev yapan Dr. Henry Beecher, yaralı Amerikan askerlerini tedavi ederken ağrı kesici morfini bittiğinde çaresiz kaldığını hissetmiştir. Umutsuzca bir süre ne yapacağı hakkında fikirler düşünmeye başlar. En sonunda aklına çılgınca bir düşünce gelir. Yaralı askerlere ağrı kesici morfin verdiğini söyleyip aslında onlara salin solüsyon vermiştir. Salin solüsyonu verdikten sonra yaralı Amerikan askerlerinin %40'ı uygulanan bu tedavinin ağrılarını geçirdiklerini söylemiştir. Günümüz bilim insanları o yaralı askerlerin neden daha iyi hissettiklerini şimdi daha iyi anlıyorlar. Nedeni placebo etkisiydi. Placebo anlam olarak tatmin edeceğim, memnun edeceğim anlamına gelir. Gerçek bir ilaca benzeyen ancak gerçek bir ilaç olmayan maddelere placebo denilir. Placebo kullanan bireyler aldıkları tedavinin gerçek olup olmadığı hakkında fikir sahibi olmazlar. Yani gerçek olduğunu bilmezler. Placebo şeker hapı, sıvı, iğne hatta bu prosedürün tamamı olabilir. Placebo gerçek bir tedavi gibi gözükmesi için tasarlanmıştır. Ancak hastalıklara karşı herhangi bir etkisi bulunmaz. Aslında placebo bireylerin ilacın olumlu bir etki edeceğini düşünmesi nedeniyle durumlarını iyileştirmektedir. Açıkta durum şundan ibarettir. Bireyler placebo üzerinden ne kadar pozitif etki alacaklarını düşünürlerse o kadar büyük etki alırlar. Placebo aslında hastalığa etki bulunmasa da bireylerin nasıl hissettiklerini etkiler. Yapılan araştırmalar doğrultusunda her 3 kişiden birinde bu durum gözlenmiştir. Placebo hakkında bilgi verdikten sonra placebo etkisi üzerine konuşalım biraz da. Peki placebo etkisi nedir? En genel haliyle bireylerin placebo sebebiyle semptomlarında yaşadıkları değişimi placebo etkisi denir. Placebo etkisi, placebo'nun olumlu etkilerine verilen bir ad olarak tanımlanır. Kısa süreli bir etki yaratır. Genel olarak acıyı dindirme ve diğer semptomlar üzerinde ilgisi olduğuna dair görüşler bulunmaktadır. Placebo etkisi, hastalığı tedavi edecek herhangi bir işlevi olmayan farmakolojik maddelerin hasta bireylerin şikayetlerini azaltarak kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamasıdır. Farmakolojik olarak etkisi olmayan herhangi bir ilacın telkine dayalı etki yaratma durumuna denir. Etkinin fiziksel olarak herhangi bir gücü bulunmamaktadır. Sahip olduğu tedavi gücünü tamamen hastanın verilen ilacın işe yarayacak olduğunu düşünmesinden alır. Bireylerin istemleri halinde kendi kendilerini iyileştirme gücüne yönelik bir durumdur. Placebo etkisi herhangi bir hastalığın tedavi ediliyor hissinin aktive olması durumudur. Hasta olan bireyin kendisine verilen maddenin ilaç olduğuna inanmasıyla birlikte iyileşme sürecine girmesi bu durumu en iyi örnektir. Kişinin hastalığı için kanıtlanmış tedavi edici etkisi olmamasına rağmen herhangi bir ilacı aldığında kendisini iyileştirebileceği algısının oluşması durumudur. Farmakolojik olarak etkisiz ilaçlar kullanıldığında da bu durum gözlenir. Bunlar genellikle şeker gibi temel bileşenleri barındırır. Placebo etkisinin amacı yüksek moral ve iyileşme azmi kazandırmasıdır. Fiziksel olarak tedaviye çok fazla etkileri bulunmasa da tedavi gücünün hastanın işe yarayacak gücünü kazanmasından alır. Motivasyon olarak da bireylere kazanımları bulunur. Teorik olarak hiçbir etkinliği olmaması gereken bu girişimler nasıl oluyor da hastaların şikayetlerini ortadan kaldırıyor dediğiniz duyar gibiyim. Bir Türk doktorla yapılan bir röportajda doktor bu soruya şöyle açıklık veriyor. Altında yatan mekanizmalar tam olarak bilinmemekle beraber bu etkiler birden fazla mekanizmaya bağlı olduğu bilinmektedir. Birden çok etmen ve mekanizmanın birleşimi sonucu ortaya çıkmaktadır. Endişe hafifletme mekanizmaları, beklenti durumu, beyindeki özel devrelerin çalışması durumu, genetik, kişilik özellikleri ve benzeri beyindeki nörokimyasal mekanizmaları tetiklemektedir. Bu durumda hastalıkların algı değişikliklerine neden olan placebo etkisi durumunun ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bireylerin placebo'ya olan inancı ya da yaşadığı deneyimleri, semptomların değişmesine neden olmaktadır. Bu durum placebo'yu alan kişinin beklentisi doğrultusunda sonuç yaşayacağı anlamına gelmektedir. Bazı hastalar sadece doktora gittiklerinde ya da hastalığını düzelteceğini düşündükleri bir şey yaptıklarında kendilerini iyi hissedebilir. Etkiyi ilaç, iğne ya da herhangi bir prosedür olmadan da alabilirler. Bu tarzda yaşanan etki hasta olan kişinin tedaviye ya da doktora duyduğu güvenle ilgilidir. Placebo'nun nasıl ağrıyı azalttığı ve diğer semptomların sebep olduğu hala tam olarak bilinmemektedir. Ancak bazı nörobilimciler placebo'ların beyinde kimyasallar salgılattığı yönünde görüşler ortaya atmaktadır. Bu etkinin psikolojik ölçülebilir yanları da bulunmaktadır.
Hastaya uyarıcı verildiği söylendiği zaman kalp atışında artış yaşama, tansiyon yükselmesi, tepki sürelerinde artış gibi etkileri olmaktadır. Plasebo etkisi genel anlamda bu şekilde anlatabilmektedir. Şimdi bu plasebo örnekleri nelerdir onları inceleyelim. Verilen plasebo örnekleri sayesinde verilen bilgileri daha iyi anlamamız hedeflenmiştir. Bu sayede plasebo örnekleri de konuyu kavrayıp olayların nasıl geliştiği hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Örnek 1. 1950'li yıllarda sahte ameliyatların bu etkiyi yarattığı ortaya çıktı. O zamanlar kalp ve damar tıkanıklarında Lima ameliyatı sıklıkla kullanılıyordu. Bu ameliyatın kroner kalp hastalığını iyileştireceği düşünülüyordu. Ameliyattan sonra hastaların şikayetlerinin azalması tıp çevrelerinde bu ameliyatın bayağı etkili olduğunu düşündürüyordu. Ancak ameliyatın etkinliğinden şüphe duyan hekimler iki ayrı çalışma yaptılar. Hastaları iki gruba ayırdılar. Birinci gruptaki hastalar gerçekten ameliyat edildi, ikinci gruptakiler ise ameliyat edilmedi. Ancak ameliyat olmayan hastaların ameliyat olmanı sanmaları için anestezi verildi ve dikiş atıldı. Hastalar uyandığı zaman ameliyat olduğuna inandırılmış oldu. Çalışma sonunda ameliyat olan hastalar ile olmayan hastalar arasında hiçbir fark olmadığı görüldü. Her iki grupta yapılan araştırmaya göre göğüs ağrılarının aynı ölçekte azaldığı görüldü. Örnek 2. Depresyon hastaları üzerinde buna benzer bir çalışma yapıldı. Depresyon hastalarına ilaç görünümlü plasebo hapları verildi. Bu hapların antidepresan hapları olduğu söylendi. Bu hapları kullanan depresyon hastalarında gözlemlenen şikayetlerin %50'sinde azalma olduğu görüldü. Örnek 3. Migren hastaları olan kişiler üzerinde bir deney yapıldı. Bu deneyde plasebo migren hapları migren hastalarına verilmiş ve kullanılması söylenmiştir. Daha sonra bu haplar migren hastalarının üzerinde %40 etkisi olduğu anlaşılmıştır. Örnek 4. Zamanında bir tıp fakültesi öğrencisinin anlattığı bir olaya göre acil servise tekerlekli sandalye ile bir kadın hasta getirilmiş. Bu kadın hasta nefes alamama, halsizlik, ellerde ve kollarda uyuşukluk gibi birçok şikayet belirtmiş. Hastanın birkaç gündür bu durumda olduğunu ve yürüyemediği ailesi tarafından doktorlara bildirilmiş. Yapılan tetkik ve muayenelere rağmen hiçbir tanı konulamamış. Bir süre sonra hastanın psikiyatrik anlamda şikayetler taşıdığına inanılmış. Daha sonra asistan C vitamini ampulünü bir enjeksiyon içine doldurmuş. Hasta ve yakınlarını duyacağı bir şekilde tanıyı koyduklarını ve yurt dışından gelen bir ilaçla sorunun yarım saatte çözüleceğini söylemiş. Enjeksiyonu yaptıktan sonra muayene etmeye tekrar yanına gitmiş. Bütün ağrı ve sızıları geçen, ayağa kalkıp yürüyen bir kadın ile karşılaşmış. Tekerlekli sandalyesini bile acil servisinde unutup oradan ayrılmışlar. Örnek 5. Baş ağrısı çeken hastalara plasebo haplarının iyileştirici gücü olduğuna dair bilgiler verilmiştir. Verilen hapları kullanan hastaların baş ağrıları geçmiştir. Oysa hastalara verilen ilaç hepimizin bildiği şekerden oluşmaktadır. Hastaların tamamına yakınının ağrıları dinmiştir. Plasebo'yu incelerken nocebo'yu atlamak hata olur. Peki nocebo nedir? Nocebo durumu plasebo'nun tam tersi olarak tanımlanmaktadır. Nocebo zarar verici anlamında kullanılır. Bir bireyin bir şeyin kendisine zarar vereceğini düşünmesi ve gerçekten zarar görmesi durumu nocebo olarak adlandırılır. Plasebo'nun kötücül ikizine nocebo denmektedir. Nocebo, uygulanan etkinliği olmayan tedavi yönteminden sonra gerçek ilaçtan beklenen yan etkilerin gözlenmesidir. Bir ilacı kullanırken herhangi bir yan etki deneyimlemediğimiz halde günün birinde ilacın prospektüsünü okuyup orada yazan yan etkileri yaşama durumuna nocebo denir. Nocebo etkisine örnek verecek olursak kullandığımız bir ilacın prospektüsünde yan etkiler olarak kaşıntı, kusma, mide bulantısı gibi durumlar yaşayabileceğimiz yazmaktadır. Siz de bunları okuduktan sonra tüm gününüzü belirtilen yan etkileri yaşayarak geçirirseniz nocebo etkisi altında olursunuz.